Efendim. Efendim, sizi hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Ertuğrul. Üç hamlede Moğol komutanı alınca hadize getirdi. Hülagül'ün komutanını. Zorbalıkla geldiği Söğüt'te gırtlağına kadar çamura boğdu. Çırpındıkça batacak hale getirip oyunlarıyla uzaklaştırdı. Dahası kendisinin Uçbeyli'ye getirdiği Beybalıt'ı da çiğneyip Uçbeyli'ni ondan kılıcıyla geri aldı. Alınacak. Kibirle tükürdüğü ne varsa utançla yaladı. Bizim istediğimiz de bu değil miydi efendim? Ertuğrul bizi büyük bir beladan kurtardı. Şimdi bizim için en büyük bela Ertuğrul. Ona karşı yeni bir hamle yapmamızın zamanı geldi. Ona karşı mı? Efendim, Ertuğrul eskisinden daha güçlü. Bunu siz de biliyorsunuz. Onunla savaşmak için henüz erken. Ona karşı biz değil. Yeni ortağımız savaşacak. Kim? Bey Bolat. Efendim, Ertuğrul bize verdiği sözleri yerine getirdi. Bey Bolat ise güvenilmez biri. İki yüzlülükle Ertuğrul'a sadakat ediyor. Ertuğrul herkesi birbirine kırdırdı. Şimdi sıra bize geldi.
Ergeç Bey'in kim olduğumu öğrenip üzerimize gelecek. O çok zorlu bir düşman. Güçlü bir savaşçı. İdealleri var. Ya senin neyin var Uranos? He? Senin neyin var? Korkaklığından başka neyin var? Tanrı aşkına Uranos. Savaşçılarımızın halini görmez misin? Her gün yiyip içip sarhoş olmaktan başka hiçbir şey yapamaz oldular. Aç gözlerini artık. Gün geçtikçe Ertuğrul bizi çürütüyor. O bizi yıkmadan biz onu yıkmalıyız. Ertuğrul'a karşı yeni bir oyun kurmalıyız. Son büyük bir oyun. Ya biz kazanacağız, Söğüt'ü ele geçireceğiz. Ya Ertuğrul kazanacak, Magellum da hepimizin kellesini alacak. Anladım efendim. Peki Beybolat'ı nasıl ikna edeceğim? Artık zamanı geldi. Beybolat'la Dragos görüşecek. Ama sahtesi değil. Aslı. Beyim, alıncağın Kekavus'un peşinden gitmediğine gayri emin oldum. Mergen'i de konuşturana kadar yaşatacaklarını biliriz. Lakin Mergen ona yaşatacakları acılara ne kadar dayanır, onu Allah bilir. Dayanacak artık bey. Biz onu bulup kurtarana kadar dayanacak. Ben her yöne atlarımızı gönderelim derim beyim. Girdiği deliği bulana değin, durmayalım. Mergen'in ne kadar dayanacağını bilemeyiz kardeş. Mergen'i dağa taş aramak ne Mergen'e fayda getirir ne de bize beyim. Ya ne edecek kardeş? Alıncak çakalı bir canımıza daha kastedeceği deyin. Burada durup bekleyeceğim. Bizi alıncağa götürecek bir yol yoksa o vakit dağları dele dele alıncağa bize getirecek bir yol açacağız demektir. Bizi alıncağa götürecek bir kişi vardır Bamsı. O da Beybolat'tır. Ha, o da çakalın küçük eniğidir. Sen onu anasının memesinden kestin beyim. Şimdi o anasının inine bizi nasıl götüreceğim? Tez kaleye varacağımı haber edersin Bamsı. Beybolat'a yem atma vazifesini sahte Dragos'a vereceğim. Buyruk senindir beyim. Su atmak neymiş? Şimdi sana göstereceğim soysuz köpek. Buraya dostlukla geldim Beybolat. Askerler bırakın.
Babamın katilinden dost olmayacağını iyi bilirim ben. Dragos keferesi. Ne istersin benden? Önce şunu bilmenin vakti geldi. Ben Dragos değilim. Nasıl bir oyunun içindesin sen böyle? Soysuz. Oyun bitti. Ertuğrul hepimiz gibi alıncağı da dize getirdi. O yüzden soyup da dönen oyunları ve Ertuğrul'un gerçek yüzünü görmenin vakti geldi. Seni gerçek Dragos'a götürmeye geldim. Kiresçe çakallar. Sürüme daldı. Süt kuzusu yavrumu kopardılar sarı. Tümcihan yanımda olsa da Süleyman'ın yokluğunu kimse dolduramaz sarı. Bak yanına geldim hele. Hala yelende Süleyman'ımın kokusu var. İzin ver. Kuyruğundan bir tuvalayayım. İğdime götüreyim. Öte tarafta mesut olsun. He? Uranos, beni kader birliği yapacağım ortağımla baş başa bırak. Sen çıkabilirsin. Uranos mu? Nasıl bir oyundur bu böyle? Yüzünü bile göstermekten korkan bir adamın sözüne itibar edeceğimi mi sanırsın? Benden ne istersin? Seninle aynı şeyi. Ertuğrul'un kellesini. Eğer benimle ortak olursan sana bunun onuruna bir armağan vereceğim. Babanın gerçek katilini. Kimdir o? Ertuğrul. Ertuğrul Bey bu toprakların üç beyidir. Riya dolu sözlerin beni yolumdan döndüremez. Babamı sen öldürdün. İmdi ben de burada senin canını alacağım. Eğer diyeceklerime tahammül edemeyeceksen gidebilirsin Bey Bolat. Ve bir daha böyle bir şey yaparsan kurduğum tuzakla vücudum delik deşik olacak. Benim için gizlilik her şeyden önemli. Eğer ortaklık kuracaksak sen dahil beni hiç kimse bilmeyecek. Tek şartım bu.
Anlat hadi. Ne biliyorsan anlat. Haydi! Şimdi düşün. Ertuğrul'un masum olduğunu sana kim söyledi? Mahkemede lehine kim tanıklık etti? Bacım İlbilge. Anlat haydi. Ne bilirsen hepsini anlat. Önce babanı ortadan kaldırmak için Söğüt'e gelen Ertuğrul'un oynadığı oyunları anlatacağım sana. Ama işleyeceklerini kaldıracak yüreğin varsa, eğer yoksa bu karanlık dehlizden nasıl çıkacağını biliyorsun. Karar senin. Yolun açık olsun. Kısa kesesin. Ertuğrul hakkında ne biliyorsan hepsini anlat. Haydi! Bamsı. Beyim. Dalgın gördüm seni. Beyim. Gündoğdu beyimi düşünüyorum. Hayrola neden düşünürsün ağabeyimi? Evlat acısı beyim. Kolay şey midir? Al bastı iti. O basında yapamadığını geldi ocağımızda yaptı. Gündoğdu beyim öğrenince ne edeceğim? Allah korusun. Evlatlarım düşer aklıma da delireceğim gibi olurum. Tenimiz toprak, içerimiz kan idir. Taştan, demirden değiliz ki. Gayrı gönlüm sancır beyim. Yitirdiğimiz can benim yeğenimdir Bamsı. Biz nice Bahadır'ı bu uğurda şehit verdik. Yeğenim Süleyman onlardan yalnızca biridir. Ağabeyime gelince metin olacaktır. Davamızın hakikatini iyi bilir. Sen müsterih olasın. Hem alplik pusatı kuşandığımız o ilk günleri unuttun mu Bamsı? Verdiğimiz kavli yemini hatırlamaz mısın? Hiç unutur muyum beyim? Hiç unutur muyum? Üste mavi gök çökene, altta yağız toprak delinene kadar, son zalim, son düşman kalana kadar cenk edeceğinize ant içtiydik. Eyvallah. Heya kardeş, heya. O günden beri bizi ettiğimiz yemin ve töremiz birbirimize bağlar. Cihan üzerimize çökse dahi bu bağı kaparamaz evvelallah. Evvelallah kardeş, evvelallah. İçimize çöreklenen, dışımızı saran bu düşmanlara karşı bizi koruyacak olan da aramızdaki bu ebedi bağdır. İmdi safları sıra dağlar gibi pek tutup tufan gibi onların üstlerine çökme vaktidir. Çökelim beyim. Çökelim gayrı. Eyvallah. İnşallah yiğitler mi? Madem Ertuğrul'un gerçek yüzünü öğrenmeye hazırsın, o zaman kız kardeşin İlbilge Hatun'dan başlayalım. Ertuğrul, babanın Emir Bahattin'le yakın ilişkisini biliyordu. Babanın buraya sadece vergi toplamak için değil, uç beylini almaya geldiğini de biliyordu. Bu yüzden ilk önce alplerini, daha sonra da kendi hanında uyurken babanı öldürdü. Mahkemeden önce kız kardeşin aklını çeldi. Önce o saf, cesur kızın yüreğini avuçlarının içine aldı ve kendine bağladı.
Kadı Efendi'nin verdiği hükmü bile İlbilge Hatun'u kullanarak dondurdu. Emir Bahattin her şeyin farkındaydı. Ve bu yüzden onu öldürmek için de yine İlbilge Hatun'u kullandı. Nasıl? Emir Bahattin'in öldüğü gece Ertuğrul ailesiyle beraber senin otağına geldi. Senin Emir Bahattin'e verdiği sözü bile bile, gözlerinin içine baka baka İlbilge'yi senden istedi. Hem kız kardeşini hem de seni saf yerine koydu. İlbilge'yi senden neden istedi bilir misin? Çünkü Emir Bahattin'i ortadan kaldırmak için. Nasıl? Nasıl yaptı bunu? Kız kardeşinin duygularıyla oynayarak seninle Emir Bahattin'in arasını açtı. Bu kirli oyun oynanırken Kervansaray'da vergi altınlarının kaçırıldığını da biliyordu. Bu sayede elini kana, başını belaya sokmadan Emir Bahattin'in canını Moğollara aldırdı. Babamı, Emir Bahattin'i Uç Beyliği için mi öldürdüğünü dersin yani? Ertuğrul'da oyunlar bitmez. Alıncağı dize getirip senin hakkı olan Uç Beyliği'ni elinden aldı. Ama artık Ertuğrul'a dur demenin vakti geldi. Eğer ortaklık kurarsak iktidarımız daim olur. Hele Sade'de gelesin. Karşılığında benden ne istersin? Dostluğunu. Ertuğrul'dan sonra başka bir düşmanı daha tahammülüm yok. Er geç Ertuğrul'u öldüreceğim. Onu öldürdükten sonra Türk obalarının başına sen geçeceksin. Beni onlardan korumanı isterim. Aksi takdirde ne Lefke Kalesi'ni bana bırakır ne de Söğüt'ü sana. Eğer şimdi el sıkışırsak Ertuğrul'un bizden haberi olmayacak. Ve biz güçlü olan taraf olacağız. Ahali ikindiye doğru taziye için gelmeye başlar. Maltızları yaksaydınız kızım. Ben Sercan Hatun'a yük olmasın diye yaktırdıydım haymana. Hatunlar hamurları yoğurmamızı bekler. Sağ olasın Afsa Hatun. Ana, o vakit ekmek işi öğleye varmadan biter. Bizde destur var mıdır Haymana? Buyurasın İlbilge Hatun. Kolay gele. Hoş geldiniz. Hayırdır İlbilge Hatun? Dost dostun eğerlenmiş atıdır Haymana. Matem gününüzdür. Vakit birlik, dirlik vaktidir. Yardım etmeye geldik. Ablamla ne bulduysak toplayıp getirdik.
Zahmet etmişsiniz, eksik olmayın. Zahmet olur mu hiç Selcan Hatun? Süleyman kardeşimizin taziyesinde omuz vermeyeceğiz de ne edeceğiz? Misafirler yola revan olmuştur. Onca iş konuşarak bitmez. Daha kesilecek onca soğanla et vardır. Hafsa kızım, sen İlbilge ve Sırma Hatun'la dışarıda o işlere bakasın. Biz de Selcan Hatun'la elimizdeki iş bitince otağda misafirler için hazırlık yapacağız. Ertuğrul kaleye gelecekmiş. Bakalım bu kez bizden neler isteyecek. Bu kaleye son gelişi olacak. Efendim, Beypolat bütün sözlerinize inandı. Bırakalım onlar birbirini öldürsün. Hem Ertuğrul'un buraya geldiğini obasının beyleri ve alpleri de biliyordur. Yeter! Ertuğrul aleyhine olan her şeyi lehine çevirmeyi başardı. Artık riske girmeyeceğim. Beypolat'la anlaşmışken onun bizi Türk obalarının öfkesine karşı koruyacağını biliyorken ayağımıza gelen bu fırsatı tepmeyeceğim. Ertuğrul bugün bu kalede ölecek. Ertuğrul Bey kaleye geldi efendim. Askerler de içeri gelsin mi efendim? Hayır. Bu işi erkek gibi bitireceğim. Tek, yüz yüze. Ertuğrul'un her şeye rağmen bir erkek gibi ölmeye hakkı var. Ayrıca beni gördüğünde yüzümü o kadar merak ediyorum ki bütün imparatorluğu almaya değer. Ertuğrul'u kılıcıyla içeri alın. O bitmek tükenmek bilmeyen gururuyla gelsin makamıma. Efendim, buraya gelme sebebini öğrenseydik, belki bize yeni bilgiler getirecektir. Elbette öğreneceğim Uranus. Elbette öğreneceğim. Öğrendikten sonra Ertuğrul'un son gördüğü şey o sefil, zavallı kambur zango ser olacak. Hazır ol. Sana bir kez daha minnettar oldum Ertuğrul. Bizi de kendini de alınacak belasından kurtardın. Ben verdiğim sözleri tutarım Dragos.
Ta ki karşındaki sözünü bozana kadar. Emin ol, ortaklığımız daim olacaktır. Düşmanlık olmasın kafi. Sayemde kalenizde huzur içinde yaşarsınız. Alıncak belası da gitti. Artık sadık ortak olarak büyümemizi ve çok daha güçlü olmamızı konuşmaya geldiğini tahmin ediyorum. Yanılırsın Dragos. Neden yanıldığımı söylüyorsun Ertuğrul? Bir bildiğin mi var? Alıncak hiçbir yere gitmedi. O burada Söğüt yakınlarında saldırmak için imkan kollar. Bunu da nereden çıkardın? Alıncak'la Hülagü Han arasında mekik dokuyan casusluk teşkilatını açığa çıkardın. İçlerine de bir muhbirimi sızdırdın. Ertuğrul. Demek bu sayede ona türlü oyunlar oynayabildin. Beni bir kez daha büyük bir hayranlık ve şaşkınlık içinde bıraktın Ertuğrul. Lakin muhbirim imdi alıncağın elindedir. Konuşursa Ergeç seninle aramızdaki ittifakı öğrenecektir. Öğrendiğinde de kaleyi başınıza yıkacaktır. Senin için daha da kötüsü var Dragos. Kaleni başına çalmaya yalnızca alınacak değil. Hülagü Han da ister. Ne demek istersin? Hülagü Han'ın kalemizle ne ilgisi var? Bu mektupta ne? Alınca Han vaktiyle kalene sulh için, uzlaşmak için geleceğini söylenmişti. O vakit bu mektup Hülagü Han'dan alıncağa gelmişti. Ben de mektubun içinde yazanları değiştirerek seni ve kaleni korudum. Uğursuz Moğollar. Lanet olsun. Mektup sende kalacak. Okuyan birini bulup sözlerini teyit ettirebilirsin. Eğer alınca boyun eğmez de kalenizi teslim etmezseniz, Lefke Kalesi'ni ele geçirmesini emretmiştir Hülagü Han. Mektup gayrı sende. Lakin Hülagü Han'ın emri hala yürürlüktedir. Ve alıncağın bu mektuptan haberi yoktur. Eğer muhbiri konuşturursa bu felaketimiz olur. Alıncak Hülagü Han'ın da emriyle önce Söğüt'ü sonra da kaleye alacaktır. Sonra da Konstantinopolis yoluna kadar yürüyecektir. Muhbirimi konuşmadan kurtarabilirsem bu belayı savuşturabiliriz. Ya konuşursam? O vakit ölürsünüz Dragos. Evvela şunu iyi belleyesin. Alıncak ölmeden kimseye huzur yok. Evvela alıncağın yerini bulmak, muhbirimi kurtarmak, sonra da alplerimle onun işini bitirmek isterim. Yine benim askerlerimi mi kullanacaksın? Bu kez değil. Aklından geçen nedir? Bizi ona götürecek tek kişi Bey Bolat Bey'dir. Bunun için onu kullanacağız. Bunu da sen yapacaksın.
Maşallah Hafsa Hatun. Pek bir çalışkansın. Gören duyan Tekfur Sarayı'nda yetiştiğine inanmaz. Elinden her iş gelir. Ben obaya ilk geldiğimde soğan daha iyi doğrayamazdım. Sağ olsun. Haymağanlı'nın ocağında yetiştik. Her bir şey aslında döner. Kişinin özünde hamaratlık yoksa, kimin ocağında yetişirse yetişsin fayda etmez. Haymağan'a cevheri işlemiş. O kadar. Aş pişti mi acaba? Ben bir kazanlara bakayım. Hem daha bunlar pişecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Sağ olasın Hafsa Hatun. Bir bakayım. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. İyi Bilge Hatun, tuz koymadık mı? Oh, telaş eden unuttuk. Ben bir alıp geleyim. Ali'nin önüne saman gibi tatsız aş koymayak. Kararında mıdır Hafsa Hatun? Kararı budur İlbilge Hatun. En son toyda da bu kazanda aş pişirdiydim. Yine bu kadar koyduydum. Verdiniz baş başa. Kazanın başına laflayıp durursunuz. Elim kolum koptu burada. Siz gelip doğrayın. Ben karıştırırım aşı. Olur Sırma Hatun. Lakin devamlı karıştırasın ki dibi tutmasın. Sen hiç tasa etmeyiz. Yine kılıcımdan kurtulmayı başardın Ertuğrul. Ya Ertuğrul yine bir oyun içindeyse efendim. Bu mektup. Bu mektup da bir yalansa. Söylediği her kelime doğru. Buna eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz efendim? Böylesine tehlikeli bir oyuna girmesi için hiçbir sebep yok. İstese Bey Bolat'ın gırtlağına çökecek kadar da güçlü. Ama bunu yapmak yerine onu yem olarak kullanmak istiyor. Çünkü gerçekten istediği alınacak. Peki Bey Bolat, onunla olan ortaklığımız ne olacak? O da Ertuğrul'la olan ortaklığımız gibi şimdilik diri kalacak. İkisini birden nasıl idare edeceğiz efendim? Ben hem Zangoç hem Dragos olmayı nasıl becerdiysem öyle Uranus. Bey Bolat'a da güvenemeyiz. Bizimle ortak olacağını söyledi. Ama alıncağın burada olduğunu söylemedi. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor Uranus. Alıncak tehdidini Ertuğrul bitirmeden bize rahat yok. Bu yüzden Ertuğrul'a yardım etmek zorundayız. Onun casusunu almasına yardım edeceğiz. Ve böylece alıncakla Ertuğrul karşı karşıya gelecek. Tam bizim istediğimiz gibi. Biz de zevkle karşıdan birbirlerini öldürmelerini izleyeceğiz. Bey Bolat'a bir mektup yazacağız. Olanları anlatacağız.
Beyim, inşallah bu kefer oyunu dediğin gibi oynar da Bey Balat bu durumdan hiç kirlenmez. Ona dediklerimi söylesin kafi. Attığımız yem öyle bir yemdir ki Bey Balat'ı da alınca da istediğimiz tuzağa çekecektir. Eyvallah. Peki bir taraftan daha Bey Balat'ı takip ettirsem Yedik Bey'im, bu kefereden yana bir aksilik olur ise en azından bir iz bulmuş olur idik. Alıncak da Bey Balat da takip edilmeye karşı her türlü tedbiri almıştır Bamsı. En ufak bir izde Mergen'in canı tehlikeye girer. Bir daha da bulamayız onları. Evvela Mergen'i sağ salim kurtaracağız. Sonra da onu da Albastı'yı da inlerinde boğacağız. Eyvallah.